Şimdi Kızıl Elma'yı konuşacağız. Konuğum eski Hava Kuvvetleri İstihbarat Daire Başkanı Gürsel Tokmakoğlu. Gürsel Bey hoş geldiniz, merhaba. Hoş bulduk Serap Hanım. Ama Kızıl Elma'ya baş geçmeden önce, az önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını son dakika olarak verdik. Onu size sormak isterim. Çünkü Suriye'ye bir harekat konuşuyoruz. Cumhurbaşkanı Türkmenistan'a gitmeden Rusya ile bir ortak harekat olabilir demişti. Son olarak da dedi ki Türkiye, Rusya ve Suriye ile üçlü adım atılması konusunda Rusya Devlet Başkanı Putin'le bir öneride bulundum. Önce istihbarat örgütlerimiz, ardından savunma bakanlarımız, daha sonra dışişleri bakanlarımız bir araya gelsin. Onların yaptığı görüşmelerden sonra liderler olarak bir araya gelelim. Sayın Putin'e teklif ettim, o da olumlu baktı. Şimdi bu çok önemli bir açıklama. Suriye, Rusya, Türkiye. Yani bu aşamalardan sonra liderler olarak da bir araya gelelim diyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bunu? Yakın vadede bu gerçekleşebilir mi? Böyle bir çalışma tamamlanabilir mi Suriye için? Evet, aslına bakarsanız bir operasyon beklentisi içerisinde Türkiye. Çünkü bundan önce ifade edildi. Bazı bölgelerin adı zikredildi. Tabii meydana gelen İstiklal'deki o hain terör saldırısının hemen akabinde de bu kamuoyu beklentisi çerçevesinde ne zaman nasıl olacak diye çok düşünüldü, soruldu. Devlet kademelerinde ise durum biraz daha farklıydı. Yani devlet bu konuda çalışıyor idi. Hem bir taraftan hava harekatı, istihbarat çalışmaları, sahada düzenlemeler yapılıyor idi. Ama en önemlisi politik tavırda bir gelişme. Bu da Soçi'ye dayalı. Yani Putin'le daha önce Erdoğan'ın Soçi'de yapmış olduğu bir mutabakat çerçevesi içerisinde Suriye'nin de sürece dahil edilmesi ve bu çerçeve içerisinde gidildiğinde özellikle PKK terör örgütünü destekleyen Amerika Birleşik Devletleri'nin buradan bir şekilde elini eteğini çekilmesi ve en azından gücünün azaltılması, etkisinin azaltılması. Ama Türkiye'nin esas ilgilendiği konu terörle mücadele kapsamında ileriden savunmayı sağlayabilecek o 30 kilometre derinlikteki güvenli bölgenin inşasıydı. Bunlarla ilgili olarak neyi bekliyorduk harekat için? İşte işaret edilen demek ki politikayı bekliyor idik. Bunun ne zaman meyve vereceğini tabii kestirmek burada zor ama ilerleme kaydedildiğini şuradan anlayabiliyoruz. Demek ki bunlar artık kamuoyuna açıklanabildiğine göre... Ne göre? Zaten belli bir olgunluğa ulaşmıştır. Belirli bir olgunluk var demek ki yakın zamanda. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinden ben onu anlıyorum. Yakın zamanda bir dışişleri bakanları veya savunma bakanları arasında bir görüşme olur. O da olunca sinyal tamamen ortaya çıkmış oluyor başkanlar arasında. Yani biz Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Esad bir araya gelir mi, böyle bir fotoğraf olur mu diye konuşuyorduk. Şimdi Putin, Erdoğan ve Esad'ın bir araya geldiği bir zirve görebilir miyiz? Şimdi aslında bunu bekledik. Nerede? Taşkent'te, Semerkant'ta yapılan toplantılarda acaba buraya Semerkant'a gelir mi Esad diye böyle bir düşüncemiz olmuş idi. Ama bu demek ki o zaman daha hamdı, olmadı. Bir sebep olması lazım. Bir yine dolaylı bir buluşma zemininin olması lazım liderler arasında söylüyorsak. Ama normal prosedür zikredildiği üzere gidersek bu kademeli olarak yani başkanlara ulaşıncaya kadar olgunlaştırılması süreci var. Belki sürpriz de olabilir sizin sorunuz o cephede. Belki de işte bir zemin hazırlanır ve sürpriz bir şekilde liderler de bir araya gelebilir. Bunu izleyeceğiz. İzleyeceğiz. Kızıl Elma'ya geçmeden şunu da sorayım. Orada Amerika fiziken de var zaten. Yani siyasi olarak duruşunu da biliyoruz. Bir yandan da Türkiye'nin NATO müttefiki. Yani Cumhurbaşkanı, yani Türkiye, Rusya ve Suriye'nin atacağı bir ortak operasyona Amerika nasıl reaksiyon verir? Ha şimdi bu bir ortak operasyon değil. Yani öyle bakmayalım. Türkiye'nin operasyonu diye bakalım. Çünkü birincisi şu. Suriye şu anda kendisi ülkesinin bölünmesiyle ilgili ve kaynaklarının terör örgütüyle Amerika tarafından gasp edildiği bir çerçeve içerisinde bunu kendisinin ifade etmesi gerekiyor. Yani beni bölen, parçalayan, kaynaklarımı alan Amerika ve terör örgütüdür diye zikretmesi gerekiyor. Birincisi bu. Ama hukuken yine baktığımızda uluslararası hukuk çerçevesinde bunu temin ve tesis etmek için Suriye'de bulunan bir Rusya var. Yani baktığınızda Rusya ile
Suriye'nin ilintisi zaten Amerika Birleşik Devletleri'nin karşısında. Türkiye ise kendi pozisyonu ile ilgili olarak terörle mücadelesini yapmak istiyor ve bununla ilgili süreci işletirken şu anda buluşulan noktada ortak olarak terör örgütüne yönelik olarak Türkiye bir operasyon yaparsa bunun devamında Suriye'nin ve Rusya'nın da kendi çerçeveleri içerisinde açıklamalar ve bakış açılarını yansıtmaları. Yani bu böyle açıklanırsa doğru olur çünkü ne Amerika ile Türkiye karşı karşıya gelmek ister burada, evet, ne de Rusya aslına bakarsanız. Hı-hı. Ama şunu da hatırlatayım, yakın zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin yetkilileri Türkiye'yi buradan görmek istemiyoruz demişlerdi. Mesela onlar da tavır olarak Türkiye'nin bir operasyonunu beklemediklerini, istemediklerini. Ki Savunma Bakanı bile söyledi bunu. Yani herkes söylüyor aslında. İran'da söyledi, evet, Rusya'da söyledi, Suriye'de söyledi ama şimdi başka bir, belki de tabii, diplomatik olarak başka bir aşamaya geçilmiş olabilir. Yani açıklamalar en azından şu an için onu işaret ediyor. O zaman gelelim Kızıl Elma konusuna. Tabii gökyüzüyle buluşması, bu insansız savaş uçağının çok önemli. 2023'te olması beklenirken beklenenden biraz da erken oldu. Neden, nedir önemi Kızıl Elma'nın? Özellikleri nedir bu insansız savaş jetinin? Vallahi çok şey anlatmak lazım. Çünkü esasında teknolojiden bahsediyoruz. İlerleyen bir teknoloji, gelişen bir teknoloji. Bu, hı hı, dünya satında işte önemli, örneğin Amerika'dan bahsedecek olursak, Amerika'nın çok önemli işte hava vasıtası üreten firmalarının üzerinde durduğu, projelerin olduğu bir konuda Türkiye'de ben de varım dedi. Yani bu öyle bir şey ki şimdi robotik sistemler otonom harekat yapabiliyor. Çeşitli görevleri kendi başına icra edebiliyor. Şimdi bu bir teknoloji. Yani nelsiyle hem gövdesiyle işte hem uçuş elektroniği vasıtalarıyla her şeyiyle belirli bir gelişmişliği gösteren bir konu. Bunu tabii Türkiye'de birkaç firma insansız hava araçları üzerine çalışıyor ama Baykar'ın şimdi ileriye götürdüğü bir uçak. Yani bu insansız uçak. Artık bundan sonra hani insansız hava araçları içerisinde bir yelpazede konuşuyor olursak daha fazla irtifa, daha fazla yük, daha akrobatik faaliyetler. Hani bütün bunları havacılık içerisinde değerlendirdiğinizde konseptinize, doktrinize etki edebilecek o daha fazlaları ilave etmiş oluyorsunuz. Yani 5. nesil savaş uçağından kasıt bu mu? Yani mevcut olanın, yani geleceğin teknolojisi midir bu örneğin? Ne demek 5. nesil savaş uçağı? Evet, 5. nesil aslında işte robotik demek. Hı hı. Aslında bunu yer sistemleriyle, hava sistemleriyle birlikte değerlendirmeniz gerekiyor. Hava sistemleri deyince mesela diğer havadaki vasıtalarla irtibatı var, işte uydularla irtibatı var. Yer sistemleriyle deyince yerdeki bütün hava konusunu destekleyenler ve burada kendisi karar verebiliyor, kendisi mühimmat seçebiliyor. O kendi hedefine, kendi mühimmatına karar verip kullanabiliyor. Bununla ilgili faaliyetleri yapabiliyorsa ve biraz da gizlenerek yapabiliyorsa bunları 5. nesil oluyor. Ama artık tabii şunu da ifade edelim. Hani havacılıkla ilgilenenler açısından 6. nesili konuşuyoruz artık. Motor sistemleri değiştirdi. Artık yani bu şu andaki türbojetlerin daha ilerisinde daha modern artık ramjetlere falan geçilmeye başlandı motor teknolojisinde. Havacılık büyük bir dinamik gelişme içerisindeyken Türkiye yani şu anda mesela şu insansız hava aracı ve muharip olduğu nedenle çok önemli. Hı hı. Bununla artık o skala içerisinde dünya ölçeğinde belirli ülkelerin arasında yerini buldu. Şimdi sadece bu da değil. Yani bunun çerçevesinde bir sürü teknolojiyi de birlikte okumak gerekir. Ve bunu bir şirket yapıyor. Neticede özel sektörün de Türkiye'de böyle bir modele ve gayrete girmiş olması da aynı zamanda Türkiye'nin iş sahasındaki diğer konuları da konuşmamıza vesiledir. Evet. Peki hep şu konuşuluyor. Doğru bir kıyaslama mı? F-35'ten çıkarıldık. Şimdi F-16'larla ilgili
tekrar süreç işlemeye başlayacak gibi son kongreden gelen kararlar sonrası. Türkiye'nin F-16, yani F-16'ların özetle yerini alır, F-35'lerin yoksa tümüyle bambaşka teknolojiler ve bambaşka ihtiyaçları mı karşılıyor? Evet. Bu kıyasa ne dersiniz? En son söylediğiniz farklı kategorilerde bunlar. Mesela yani karşılaştırılmaz ama hani halkımızın anlaması açısından söyleyeyim. Bir F-16 mesela şu andaki bu uçağın yüküyle, performansıyla, hani bununla ilgili olarak söylüyorum, daha karmaşık şekilde olmayan çıplak şekliyle işaret edersek, mesela bir F-16 bunun 3 katı 4 katı farklı işler yapabiliyor. Yani böyle baktığınız zaman hani o uçuş dinamikleri içerisinde havada yapacağınız görevlerde o insanlı ve işte ne bileyim 9-10 G çekebilen, ne bileyim işte 60-70 bin fit irtifalarda, hatta üstünde 10-12 tane mühimmat taşıyan, hala uçaklarla bunu mukayese ediyor. Onun yapacağı görevler ayrı, bunun yapacağı görevler ayrı. Ama şöyle, yani işte mesela TB2'lerle doktriner olarak bir farklılık yaratmıştık. Mesela havacılıkta yakın hava desteği ve yakın tecrit gibi görev tipleri vardır. İşte bunları yaparken uçaklar kullanılırdı daha çok. Uçaklar kullanılmadı. Türkiye tarafından ilk kez dünyada yakın hava desteğini, yakın tecriti insansız hava araçlarıyla yaptı Türkiye ve fark yarattı. Mesela bu doktriner olarak yapılan yenilik belki de işte bunlarla da tamamlanacak. Ha, F-35 farklı bir şey. F-16 farklı bir şey. Yani bu milli kabiliyetlerle geliştirilen, işte gerek uçak olsun gerekse diğer vasıtalar, farklı şeyler. Evet, Gürsel Tokmakoğlu, çok teşekkürler değerlendirmeleriniz için, bilgilendirdiğiniz için. Hayırlı olsun Kızıl Elma'da bu arada. Evet. Sağ olun.